Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizler için yeni bir oyuncu ekipmanıyla karşınızdayız. Philips'in Evnia serisinin 27 inçlik devasa bir monitörü karşımızda kavisli bir ekranı var. Ve modelin tam ismi ise Philips Evnia 27M2C55W olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bakalım bu model bizlere neler sunuyor. Philips'in monitör tarafında hem günlük işlerde hem ofis işlerimizde kullanabileceğimiz, aynı zamanda oyun tarafında da kullanılabilecek birçok monitör ürettiğini biliyoruz arkadaşlar. Bu monitör ise kavisli bir ekran yapısıyla geliyor ve yüksek çözünürlüklü bir paneli mevcut. İlk olarak tasarım ayrıntılarına baktığımız zaman ince çerçevelere sahip bir panel bizleri karşılıyor arkadaşlar. Malzeme kalitesi de oldukça iyi. Alt tarafında, sol tarafta Evnia logosu, sağ tarafta ise bir Philips yazısı bizleri karşılıyor. Sağ tarafında, arkasında ise bir joystick bulunuyor. Bu joystick sayesinde monitör içerisindeki menülerden geçiş yapabiliyoruz arkadaşlar. Alt tarafında giriş çıkışlarımız yer alıyor. Ve arka tarafında gövdesinde ikili bir ayak yapısı bulunuyor. Ayaklarında beyaz desenler var arkadaşlar. Bu da benim oldukça hoşuma gitti. Ve bu gövde yapısına baktığımız zaman oldukça kolay monte edilebilen bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yani kutudan demonte bir şekilde çıksa bile 2 dakikada hızlı bir şekilde monte edebildim monitörü. Aynı zamanda arka tarafında, gövdesinin arka tarafında bir kablolama yeri bulunuyor. Bu da eğer birden fazla çıkışı aynı anda kullanıyorsanız ve güç kablosuyla beraber bu kablolar sizin masanızda görüntü kirliliği oluşturuyorsa, bu arka tarafındaki plastik parçayı kullanarak kablolama işlemini rahatlıkla gerçekleştirebiliyoruz. Bu da önemli bir detay olmuş. Şu an mesela ben buraya 2 tane kablo taktığım halde yere asla değmiyor bu kablolar. Çünkü arka tarafındaki kablolama aparatını kullandığım için. Alt tarafındaki giriş çıkışlara bakacak olursak 2 tane HDMI 2.0 girişi ve 2 tane de DisplayPort 1.4 girişi yer alıyor arkadaşlar. Aynı zamanda USB hub özelliği de bulunuyor ve bunun sayesinde monitörden USB 3.2 Gen 1 gücü vererek 5 gigabit'e kadar aktarım hızı alabiliyorsunuz. Aynı zamanda USB tip B girişi de yer alıyor ve USB tip A girişi de yine yer alıyor arkadaşlar. Hub olarak da kullanabiliyorsunuz görüntü almak haricinde. Giriş ve çıkışlar bu şekildeydi. USB hub olarak kullanılabilmesinin ben önemli bir avantaj olduğunu söyleyebilirim. Yani piyasadaki monitörlere baktığımız zaman yine USB hub özelliği bulunuyor. Örneğin bir markanın yine burada monitöründe USB girişini görüyoruz. Ama tip A arkadaşlar ve USB 2.0 olduğunu görüyoruz. Aktarımız da oldukça yavaş ve bize yüksek aktarımızı sunmadığı için pek de bir olanak sunmuyor. Ama burada Philips Evnia serisine ait 27 inçlik modeliyle yüksek aktarım hızına sahip USB girişlerini bizlere sunmuş arkadaşlar. Şimdi gelelim ekran özelliklerine. Philips Evnia kavisli ekran modeli 27 inçlik bir boyutla bizleri karşılıyor. Aynı zamanda 2560x1440 Quad HD bir ekran bizleri karşılıyor arkadaşlar. VA LCD paneliyle gelen modelin 16'ya 9 en boy oranı yer alıyor. Piksel yoğunluğu ise 108.79. Maksimum çözünürlüğe baktığımızda ise DisplayPort ile 240 Hz'de 2560x1440 çözünürlüğü elde edebiliyoruz. HDMI'de ise 144 Hz'i alabiliyoruz. MPRT teknolojisi sayesinde 0.5 ms'lik bir düşük gecikme yer alıyor. 400 CDM'lik bir parlaklığa sahip olan modelin 3000 birlik kontrast oranına sahip olduğunu da söyleyelim arkadaşlar. AMD'nin FreeSync özelliği bizleri karşılıyor bu monitörle beraber. Aynı zamanda yüksek tazeleme oranının yanı sıra düşük gecikme sağlayan özel modları da bulunuyor. Yine monitörün içerisindeki menüden ayarlayabileceğimiz bir şekilde input lag'ı minimuma indirgeyecek özel yazılımlar ve teknolojiler de Philips'in Evnia 27 inçlik kavisli monitörüyle beraber bizleri karşılıyor arkadaşlar. Ben yaklaşık bir haftadır bu monitörü kullandım ve kullandığım süre boyunca beni diğer incelediğim monitörlerden şaşırtan en büyük özellik renk doğruluğu oldu. Yani zaten aslında renk modları bulunuyor. Yani oyun, spor, belgesel, dizi, film gibi zaten buradaki menüden ayarlayabiliyorsunuz. Ama şöyle bir fark var. Ben Premiere Pro'da bir kurgu yaptığım zaman referans görüntü olarak bu monitörü kullanabiliyorum. Yani nedir? Ben örneğin şu üzerimdeki tişörtün kırmızı detaylarını gerçek gözümle nasıl bir kırmızı olarak görüyorsam Premiere Pro'da da aynı kırmızıyı görebiliyorum. Bu da demek oluyor ki doğru renk ayarlarını yaptığınız zaman referans görüntüyü elde edebiliyorsunuz. Bu da coloring konusunda bize önemli bir artı sunuyor. Yani eğer renklendirme işleriyle de uğraşıyorsanız doğru renkleri sunabilen bir performansa sahip olduğunu söyleyebilirim. Philips'in bu monitörünün bunun yanı sıra yüksek çözünürlükle de destekliyor arkadaşlar. Ki 27 inçlik bir monitörde yine günlük işlerimi halletme konusunda da kavisli ekran olmasında avantajını rahatlıkla yaşayabildim. Premiere Pro kullanırken ekranı ikiye böldüğümde yüksek çözünürlüğü sayesinde
rahatlıkla kullanabildim. Ama tabii ki de en çok merak ettiğim kısım oyun tarafı olmuştu arkadaşlar. Genellikle aslında aktif olarak Valorant, CSGO gibi oyunlar oynuyorum ama dedim ki bu sefer bu monitörün renk doğruluğunu ve yüksek çözünürlüğünü sonuna kadar zorlayayım. Call of Duty olsun, Battlefield olsun birçok oyunu bu monitörde oynadım ve maksimum çözünürlükte oynadım arkadaşlar oynarken. Maksimum parlaklığı da yine verdiğimde bakalım dedim bana nasıl bir performans, nasıl bir hissiyat sunacak. İlk olarak kaviste ekran olmasının önemli bir avantajı oldu. Hikayeli oyunlar oynarken aksiyon dolu yerlerde önüme kavisli bir şekilde gelen ekran sayesinde sanki oyunun içindeymiş hissiyatını yaşayabildim. Aslında şu anda da evimde yine 27 inçlik kavisli bir ekran kullanıyorum. Ama o ekran 1080p çözünürlüğüne sahip. Yani ondan buna geçince, yani bir hafta bunu kullanınca arasında devasa bir fark olduğunu anladım. Aslında 1080p yeterli diye düşünüyordum. Ta ki 2560'lık bir ekrana geçene kadar. Bu yüzden çözünürlüğün 1080'den 2560'a geçmenin az bir fark olduğunu asla düşünmeyin. Yani en azından bir deneyimleme fırsatı bulunca bu fikrinizin değişeceğine eminim arkadaşlar. Özellikle online oyunlarda en çok hoşuma giden yanı ise tabii ki düşük gecikme oldu. 0.5 ms'lik gecikme sayesinde rakiplerimin beni gördüğünden onları daha erken görerek büyük bir avantaj sağlayabildim. Tabii ki bu avantajı sağlamamda yüksek tazeleme oranında önemli bir etkisi oldu. DisplayPort'la bilgisayarıma bağladığım zaman 240 Hz'de tam çözünürlüğü alabildim arkadaşlar. 240 Hz'in akıcılığı sayesinde de rakiplerimi onların beni gördüğünden daha erken bir şekilde görerek büyük bir avantajı sağlayabildim. Bu yüzden düşük gecikmeye sahip olmasının da önemli bir avantajı olduğunu söyleyebiliriz. Bu monitörde 16.7 milyonluk bir renk paleti bulunuyor arkadaşlar. Yani oldukça zengin bir renk içeriği bulunuyor. Dizi, film, sinema, herhangi bir video izlerken renklerin canlılığını sonuna kadar hissedebiliyorsunuz ve renk çeşitliliği de sizin seyir zevkinizi oldukça artırıyor. Aynı zamanda monitörün menüsüne girebileceğimizde bir sürü görüntü modları yer alıyor arkadaşlar. Örneğin düşük mavi ışık modu ya da kolay okuma modu veya sRGB modu gibi birçok mod bulunuyor. Benim en çok ilgimi çeken tabii ki düşük mavi ışık modu olmuştu. 5-6 saat ekrana baktığım için bir zaman sonra gözlerim yoruluyor ama düşük mavi ışık modu sayesinde mavi ışıklara minimum seviyede maruz kalarak hem göz sağlığımı koruyup hem de uzun süreler bakmamı hem de uzun süre ekrana bakmamı sağlayabildim. Bu yüzden menüden kolay bir şekilde erişebileceğim böyle bir modun olması da oldukça hoş bir detay olmuş. Evet, incelememizin yavaş yavaş sonuna gelirken genel olarak yorumlarından bahsedeceğim arkadaşlar. Yüksek çözünürlüğe sahip olması ve monitörün yukarı aşağı sağa sola rahat bir şekilde hareket edebilmesi, ki şu anda ekranda da görebiliyorsunuz oldukça mobil bir monitör olduğunu söyleyebiliriz. Yani sağa sola hareketi konusunda başarılı bir performans sergiliyor. Bunun dışında ince çerçevelere sahip olması da yine benim için önemli bir artı ve yüksek çözünürlük, canlı renkler bu monitörün piyasadaki rakiplerine göre de iyi bir fiyata sahip olması panel kalitesiyle benim için önemli artılar oldu. Tabii ki bu fiyatı değerlendirirken bir Philips monitörü aldığınızda unutmamanız gerekir. Yani piyasada birçok marka var, adını yeni yeni duymaya başladınız. Yani onları satın almaktansa Philips gibi köklü bir şirketin yıllarca ekran paneli ürettiğini de biliyoruz arkadaşlar. Bu yüzden Philips'in kalitesinde yine göz ardı etmemek gerekiyor. Yani eğer bir monitör arayışı içindeyseniz bu monitörü de yine listenize ekleyebilirsiniz. Artılarıyla eksileriyle değerlendirilebilecek bir monitör arasında yer alıyor. Eksileri var mı? Tabii ki var arkadaşlar. Örneğin dikey konuma getirilemiyor. Yani dikey olsaydı daha iyi olabilirdi. Bunun dışında bir RGB aydınlatması yer almıyor. Yine RGB olsaydı da güzel olurdu arkadaşlar. Bunun yanı sıra dahili bir hoparlörü yer alabilirdi. Nvidia'nın G-Sync özelliğine sahip olabilirdi. Yani eksileri de bu şekilde. Bu yüzden değerlendirirken eksilerini de göz ardı etmemenizi tavsiye ediyorum. Fiyatına baktığımızda ise şu anda farklı hisselere bağlı olarak 13.000 TL civarında bir fiyat etiketi bizleri karşılıyor. Tabii ki piyasada daha ucuza da monitör var. Fakat düşük gecikme ve yüksek tazeleme oranını seçtiğimiz zaman, çözünürlüğü de yükselttiğimiz zaman fiyatlar ne yazık ki 13.000 TL'lere kadar çıkıyor. Fiyat araştırmasını yaptığımız zaman dönem dönem daha da düştüğünü ve daha da yükseldiğini görmek. O yüzden bu modeli iyi incelemenizde ve fiyat takibini ona göre yapmanızda fayda var arkadaşlar. Eğer monitör hakkında kafanızda takılan herhangi bir soru işareti varsa bizlere yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.